Din diyoruz ya, bu din nasihatle kaimdir. Din, namaz, oruç, ne varsa dinimizde. Ancak bunun duruşu en-nasihat, nasihatle kaimdir. Ed-din en-nasihat. Din, nasihatle kaimdir. Nasihat kalkınca din de kalkar demek. Ancak din, nasihat sayesinde ayakta durur. Binaenaleyh her mümin müvahhidin nasihati dinlemek mecburiyetindedir yani. Cuma günleri resmi olaraktan hutbe okunur, bu bir nasihattır. Bunu farz, cuma farz olmak dolayısıyla mecburi olarak herkes gidip onu dinler. Fakat mesela gelmeyenlere ne diyelim, bir şey diyemeyiz. Bugün de serbest gündür. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Fakat dinini ayakta tutmak isteyen insanın mutlaka nasihata ihtiyacı vardır. İlk nası iki cihan serveri Seyyidina Muhammed, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlk nası o. Bu nasihat ile bu dini meydana getirdi. Bu dinde kıyamete kadar bu nasihatla durur. Nasihat ortadan kalktı mıydı? Adam işte biz biliyoruz ne olacak? Namaz kılmak, oruç tutmak, beş vakit. Efendim bildiğimiz şey bunlar. Yok öyle değil. Mutlaka nasihata ihtiyaç. Bizim aklımız var. Aklımızın erdiği şey var, eremedikleri var. Düşünmeye bazen vakit de bulamadığımız zamanlar olur. Onun için kendimizi beğenip de efendim Cenab-ı Peygamber'in buyruklarından dışarıya çıkmamak lazım. Din nasihatle kay. Peki bitti galiba. Sağlam mı bu söz? Sağlam. Öyleyse hem okumak hem de okuduğumuzu duyurmak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan okuyacağız, bir taraftan da okuduklarımızı başkalarına duyurmak mecburiyetindedir. Hepimiz yani. Yani hocaya mahsus değil. Hepimiz her gün okuyacağız ve her gün okuduklarımızı okuyamayanlara, çünkü herkes bir gün olamaz ya, okuyamayanlara bildireceğiz. Allah cümlemizi bu güzel mesleğe sahip olmak isteyen bahtiyar kullarınıza bizi de kabul ediyoruz. Amin.